Özellikle pandemide birçok iş kolu mecburen de olsa dijitalleşti. Mesai dışında bile her an bilgi ve mesaj yağmuruna maruz kalıyoruz istemesek de. Tabii internette bunca yoğun mesainin insan bedeninde de bir karşılığı oluyor ister istemez. Çağımızın yeni sorunu dijital hastalıklar. Bakın aralarında neler neler var. WhatsApp itis, selfie itis, hikikomori, ego sörfü, siberkondriya, nomofobi, netlesfobi ve daha birçok dijital hastalıkla karşı karşıyayız. Kendimi telefona bağımlı gibi hissediyorum. Sanki telefonuma bakmazsam bir şeyleri kaçırıyormuşum gibi bir hissiyat oluşuyor. Psikolojimize o kadar çok şey yükleniyor ki her şeyden haberimiz var. Teknoloji artık hayatımızın her noktasında. Her şey çok daha kolay. Elinizi uzatıyorsunuz, kapılar açılıyor. Cep telefonunuzdan istediğiniz şekilde, istediğiniz görüntülere ulaşabiliyorsunuz. Bilgi size ulaşmasa bile siz bilgiye mutlaka ama mutlaka ulaşıyorsunuz. Eskiden babam sağ olsun derdik, şimdi internet sağ olsun diyoruz. Ama bunun da dezavantajları var. Dijital yorgunluk ve dijital hastalıklar. Bir gün telefonsuz ve internetsiz yaşayabilir misiniz? Asla yaşayamam. Bir alışkanlık olmuş o. Direkt el gidiyor. İşte saate bakmak için veya işte en son bildirimine gelmiş ona bakmak için. Nomofobi adını verdiğimiz bir hastalık var artık. Telefonsuz yaşayamıyoruz. Hatta evden çıkarken telefonu unutursak yarı yoldan gidip telefonu almak istiyoruz. Ama anahtarımız için nasıl olsa çilingir var diyebiliyoruz. Her şey artık çok fazla biliyoruz ve bu beynimize fazla geliyor bence. Zihnen birçok bilgiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu durum bizlerde ister istemez dijital yorgunluğa sebebiyet veriyor. Mesela önceden ansiklopedi bakardık, kitap bakardık. Şimdi direkt Google'a girip bakıyorsun. Her şey önüne seriliyor. Anında her şeyden haberdar olmamız tabii ki iyi bir şey değil. Özellikle bu bilgimizi, zihnimizi alt üst ediyor ve bir anda durduk yere depresyona bile girebiliyoruz. Gerçekten çok fazla artık her şey ve hani çok yoruluyoruz. Çok yoğun bir şekilde bilgi bombardımanına maruz kalıyoruz. Sosyal medyadan, internet ortamından, haberlerden çoğu bilgi akıyor. Ve evde hiçbir şekilde bir diyaloğumuz yok. Arkadaşlarımız da yok. Hep dijital, yani hep dijital konuşuluyor. Arkadaşlarımız, sevdiklerimiz, dostlarımız internette anlık mesajlaşma uygulamalarını sürekli kullanıyoruz. Buralarda yoğun vakit geçiriyoruz. Bu da tabii ki ister istemez internet bağımlılığına sebebiyet verdi. İşte netlosfobi, internetim olmazsa ben yarın ne yaparım korkusu içerisinde kalmamıza sebebiyet veriyor. Zihnimde en son işte Instagram'da, Facebook'ta, orada burada gördüğüm birçok şey dönmeye başlıyor. Ve bunu fark ettiğimde rahatsız olmaya başlıyorum. Bunu dengeleyebilir miyiz? Kesinlikle çok zor yaparız. Çünkü artık hayatımızın merkezi sosyal medya, internet, dijital iletişim araçları. Bunu gerçekleştirmek günümüzde biraz ütopya. Biz bilgiye ulaşmasak bile bilgi zaten bize ulaşıyor bir şekilde. Kaçış yok. Kesinlikle yok. Genel anlamda her şeyiyle işimizi, aşkımızı, hayatımızı sarmış durumda yani sosyal medya. Her şeyin fazlası zarar.